Gel sefa gel sevgili dostlar. Merhabalar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hemen sunum oturumuna geçiriyorum değerli dostlar işi. O zaman ne yapıyoruz onu söyleyeyim. Tekrar sohbet açıyorum. Bugün bir demo, ama demo diye işte böyle yapacağız, şöyle yapacağız değil. Biz sizde biraz sonra okuma soruları nasıl okunur, bunun altyapısını attıktan sonra soru üzerinde analiz yapıp size hızlı soru çözdürmek için en temel ders yapacağız. Sevgili dostlar. Evet, asistan arkadaşlarım Ercan ve Selçuk'a yardımcı olurlarsa sevinirim. Değerli arkadaşlar, şu gördüğünüz ifadelerden zıtlık olanını alabilir miyiz? Fakat anlamına geleni alabilir miyiz? Geçen dersi nasıl başladıysam aynılarıyla başlıyorum. Çünkü bir oturumun devamında sevgili dostlar bağlaç çözeceğiz. Haftaya cuma da çalışacağız. Sonraki cuma da çalışacağız. Even so, fakat demek. Even so, fakat demek. İçinde even gördüğümüz her bağlaç sevgili dostlar zıtlık muamelesi yiyecek. Peki before dash anlamını hatırlıyor muyuz? Sağ ol İbrahim. Selçuk Sincar'da ses ve görüntü yokmuş. Destek olalım. Relative close çalışırız Fatma. Hem de çok iyi çalışırız. By the time görünce before muamelesi çekiyoruz sevgili dostlar. Peki hoppa. Hemen bir tane daha yapıştıralım. Şu gördüğünüz ifadelerin hepsi çünkü nüneş anlamı, ama bir tanesi olsun diye anlamı veren böyle iyimser bir bağlaç. Hep iyilik olsun diyeler. Hadi bakalım şef, inşallah. Tabii tabii Ulusan. Hadi alalım puanlar Mustafa. So that olsun diye demek. So that olsun diye demek. Seçeneklerde ÖSYM bol bol koyuyor. So that'sın diye. So that'sın diye. So that olsun diye anlamına geliyor. Now that, in that, since, as. Çünkü yakın oldukları için bunları bir arada görsem ederim sevgili dostlar. Peki bundan dolayı anlam veren bağlacı bulsana. Bağlantılı olarak. Gelmez mi Didem? Bundan dolayı demek için de court gördüğümüz her şeyde sevgili dostlar ne yapıyoruz? Bağlantılı olarak diyoruz. Peki. Eski öğrencilerimize soruyorum. Kendisi zıtlık zarfı olup bir harf hatası yaparak kitaba basmak üzere olduğum bağlacı bulacağım. Evet, even if içinde even olduğu için zıtlık zarfı. Fakat ben Van'la Bursa harfleri klavyede yan yana olduğu için even if yerine Bursa'yla yazıyorum. Eben if diye İngilizceye yeni bir bağlaç katıyorum değerli dostlar. Binlerce adet basılmak üzereyken matbaada gördüm. Yani yeni katılan arkadaşlarımız şöyle bilsin. Karşılarında İngilizce'nin ne olduğunu anlatan biri değil sadece. Aynı zamanda ona katkılarda da bulunan bir hoca var. Bak, bak. Millet var olanı anlatır. Ben yok ise kendim kelime de ekliyorum. Var mı bundan lezzetlisi? Ya işte böyle. Biz de böyle hocam. Peki even if olsa bile zıtlık. Şu gördüğün ifadelerden. Olmasaydı, etmeseydi anlam veren bağlacı. Alabilir miyim sevgili dostlar? But for Atatürk. Atatürk olmasaydı. But for oxygen. Oksijen olmasaydı. Çok güçlü bir bağlaçtır sevgili dostlar. Ayrıca paragraf soruları için bir kez daha çalışılacaktır değerli dostlar. Peki. Şu gördüğünüz ifadelerden kısa sürede anlamına geleni biliyor musun? Aleykümselam Sivas söylemez. Zaman bile geçmeden, in no time, vakit bile geçmeden, yani shortly kelimesinin eş anlamına bakıyoruz sevgili dostlar. Peki son bir kelime daha bağlaç, sonra anlatıma geçiyoruz. Before dash anlamını alabilir miyim? By the time before. By the time before. Şimdi yapacağım anlatım sevgili dostlar olmazsa olmaz bir anlatım olup dertlilere deva, hasret çekenlere şifa, hastalara şifa, yavaş okuyanlara çare vermek için yapılan bir anlatım olacaktır. Eğer hızlı bir şekilde sorunun doğrudan öbeğine, ana fikrine sevgili dostlar ulaşmak istiyorsan lütfen şimdi beni iyi takip et.
Batford olmasaydı demek Fatma'cığım. Tamam. Hadi. Beni takip edeceğim. Evet. Bugün öğrendiğin şey eğer bilmiyorsan ya da bunu yapmıyorsan bisiklete binmeyi öğrendiğin gün gibi olacak. Bir daha hiç unutmayacaksın ve çalışman gerekmeyecek. Hocam, şimdi upuzun cümle olsa bile biz hep şuna bakarız. Sonuçta ne diyor? Amacı ne? O kadar konuştu bır 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 da sonuç ne? Ona bakacağız. Sevgili dostlar, gramatik gramer açısından değil de anlam açısından değerlendir lütfen söylediğim şeyi. Şimdi I love you diye bir cümle kurdun. Peşinden çünküsünü, e rağmen, böyle olunca ya da olsaydı etseydi gibi zarf cümlesi dediğimiz bağlaçlarla bağladın. Bu durumda şu bağlaçlar destek cümlesi olarak sadece ana fikri güçlendirmek için vardırlar. Ana cümleyi daha iyi anlaşılır hale getirmek için varlar. Sonuç olarak biz because'lu, even though'lu, when'li, after'lı, before'lu cümleye değil de neye bakacağız? Asıl esas cümleyi takip edeceğiz ki ona göre soru çözeceğiz. Paragraf tamamlama, akışı bozan cümle, çeviri sorusu birçok bölümde olduğu gibi. Mesela herkes A örneğini okuyup bu cümlenin devamı ne ile gelmeli diye bir bakar mı? Yani because'lu cümleyi de dinden bahsediyor gördüğün gibi. Bundan sonra bir cümle gelseydi ya da bir paragraf gelseydi dinden mi bahsetsin, tapınaklardan mı bahsetsin? Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi fikir birliği içinde değiliz. Din böyle olduğu için diyor, tapınaklardan bahsediyor cümle. Yani bu cümleyi tamamla deselerdi tapınaklar diye devam etmen gerekirdi. Acaba puan ve zaman kaybeden arkadaşlarımız en son duyduğuna bakarak mı çözüyor? Ana cümleyi takip etmiyor da mı o yüzden burada? Bunu bir şöyle not düşelim sevgili dostlar. Tamam mı sevgili dostlar? Çoğul olduğu için tabii tapınaklar çoğul. Peki hemen bu kafayla Bursa örneğine bakalım sevgili dostlar. There is no clear evidence that dark matter exists in the universe, even though there are serious claims diye gidiyor. Açık kanıt yok, ciddi iddialar var diyor sevgili dostlar. Bu cümlenin özetle bize söylemek istediği hangisi yani? Hızlı okuyup söyle hocam. Eyvallah Ali Can hocam. Evet, kanıt olmadığından bahsediyor. Bu kadar. Ve bunu hızlı anlayanla kasa kasa anlayan arasında zaman puan farkı oluşuyor değerli dostlar. Şimdi diğer örneklere bakalım. C. A person may have trouble deciding on an even small matter when he is under stress. When he is under stress, if you practice daily, even though there are serious claims, because religion gibi cümleler besleme cümlesi olup esas cümleyi güçlendirmek için var. Biz esas cümleyi takip etmeyip yan cümleye bakarak sevgili dostlar hangi soruyu doğru çözebiliriz ki? Evet, Ali Can bir iş diyor ki 2018'de dersinizi almıştım hocam diyor. Biraz kilo alınmış merhaba deyip gülücük koyuyor. Bizim camia böyle oldu. Evet, doğru. İşte Cem yani Yılmaz, işte Acun bizim Ilıcalı, ben. Bizim ekip biraz kilo aldık. Ama trend böyle. Trend böyle. İşte siyah tişörte devam ediyoruz. Yani kendimizi bozmadık. Aynen. Para bozuyor insanı. Evet. Olsa da bozsa. Sibel vermiyor şeyler. ÖSYM. Evet neyse sevgili dostlar toparlayalım. Yani demek istediğim şey özetle şu. Yan cümleye değil ana cümleye bak. Yan cümleye değil ana cümleye bak. Söz mü? Hele bunu yap. Bak süratin nasıl değişecek hocam. Eyvallah. Peki. Bağlacı biz hep cümle sonuna bağlandığını gördük. Bu hareketli bağlaçlar var ya. Mesela fakat bağlacı illa iki cümlenin ortasında olur. Hareket edemez. Ama because, even though, although, when, after, before, unless tıpkı benim gibi. Sürekli geziyor. Başına gidiyor, sonuna gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hareketli. O yüzden biz onların nerede bittiğini her zaman göreceğiz sevgili dostlar. A
örneğine bir bakar mısınız? Children'lı cümle 1 olsun. Their jeans'lı cümle 2 olsun. Takip edeceğin cümle hangisi hocam? Sohbeti kapattım çünkü Esra. İşte bu. Once bir bağlaç. Böyle olunca çocuklar daha bağımsız hale gelince genleri operasyon yapar. Yani harekete geçer diyor. Genleri harekete geçer. Bizim anlayacağımız en önemli takip edeceğimiz cümle olacak sevgili dostlar. Peki. When, if, unless zaten bağlaçlı başlayan yan cümleyi gösteriyor bize. Nerede bitiyor? Virgülün bittiği yerde sevgili dostlar. Yani o yüzden de artikli cümlenin ana cümle olduğunu saniyelerde görebilirsin. C örneğinde some people'lı cümlenin geliştirebilirlerin ana cümle olduğunu saniyeler içinde görmelisin. Bu hem hızlı okuma tekniğidir değerli dostlar hem de soruyu çözerken bize çok 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 faydalıdır. Evet değerli dostlar yani özet geçelim bu bölüme de. Zaten bağlaçla başladığı belli olan yan cümle kendini gösteriyor. Biz onu okuyoruz ama esas yine her zaman olduğu gibi ana cümleyi, esas cümleyi takip ediyoruz. Bu kafa bize nerede yarıyor? 11 tane cümle tamamlama sorusunda yarıyor. Paragraf tamamlama 6, akışı bozan cümle 6, 12'de oradan ekle. Metin okuma sorularında 15'te orada bayağı bir sınavın yarısında çok işimize yarıyor sevgili dostlar. Evet. Peki, birisi gelip sana bir şey anlatsa, senin için olayın sebebi mi sonucu mu önemli olur? İşte böyle böyle olduğu için, şöyle şöyle oldu da böyle oldu. Sonucu önemli. Aynen. Çok çalıştım, bu yüzden geçtim. Mantıklı sonuç, so, as a result, therefore. Çok çalıştım ama geçemedim de olumsuz sonuç oluyor. Velhasıl kelam, olumlu ve olumsuz ya da olumlu demeyelim de paralel ve zıtlık olarak bakabiliriz. Küçük bu minnoş bağlaçlar, but, so, yet, hep cümle ortasında veya onların büyük halleri, as a result, therefore, however, sonuçta sonucu gösteriyor yani. Ve biz cümle bir geliyor, bu yüzden böyle oldu da hep burayı esas fikir olarak alacağız. Fakat böyle oldu, ha, orayı takip edeceğiz. Bu yüzden böyle oldu, ha, diyeceğiz. Doğru cevap buna göre gelecek diyeceğiz sevgili dostlar. Hemen çıkmış sınav sorularından alınmış örnek cümleleri. Bakalım Homer'in destanları, epikleri yazılmış diyor. Ondan sonra devamında sözlü diyor. Cümleyi bir okuyup sevgili dostlar. Biz bu cümleden sonra eserlerin yazılı olmasını mı, sözlü olmasını mı takip etmeliyiz doğru cevabı bulmak için? Fakatı takip et. Yeşim, İpek, fakatı takip et. Homer'in destanları 8. yüzyılda muhtemelen yazılmış olabilir. Fakat deyince ön söz gitti hocam. Onlar yüzyıllardır oral yani sözlü şekilde olmuş olabilirler diyor. Şimdi bundan sonra ne gelir diye sorsalar. A seçeneğine yazılıyı koysan, B seçeneğinde sözlü olmasını koysan %30'unu avlarsın hocam. Doğacak burs olur. Ama cümlede yazılı da geçiyordu. Hayır, geçiyordu. Ama esas söz fakatın içi olacak sevgili dostlar. Batın içi yani. Sadece sebep sonuç bağlar. Yani bu fakatlarda ve bu yüzdenlerde bu hareketi yapıyorsun. Değerli dostlar, burs örneği son yapılan YÖKDİL'de çıkmış. Sabah okurken metin içine koydum. Sosyal bilimlerde çıkmış. Önemli değil. Lütfen cümle içerisinde bak noktaya gelene kadar kaç tane kelime olduğunu görürsün şimdi. Şunun ekini kökünü falan bırakıp esas bölümünü okur musun hocam? Cümleyi okurken fakatın içini takip edeceğin aklına geldi mi? Güzel. Bundan sonra neyle devam edilecek diye sorulduğunu düşünelim. Bir giriş bölümünde iki virgül arasında ek bilgi verildiğini oranın aslında gereksiz bir açıklama olduğunu biliyor musun hocam? Agrikendo'daki Akropol, işte Yunanca'da böyle bilinen diyor. Şimdi kayıp diyor değil mi? Fakattan sonra ana cümlenin fiilinin remain olduğunu görebiliyor musun? Yani Akropol'de altında diyor Dorik
pardon, Akropol'ün altında giriş bölümünde kaybolmuş diyor kalıntılar. Fakat göze çarpıcı dorik tapınaklar durumunu koruyor, devam ediyor diyor. Yani biz o yüzden bundan sonra gelecek olan cümlede remain meselesini, yani sürme kelimesini, bu tapınakların devam ettiğini anlatmamız lazım. Muhtemelen çeldiricilerinden bir tanesinde kaybolmak üzerine kurmuştur. Hoca böylelikle senin nereyi okuduğunu kontrol ediyordur. Canım kardeşim. Evet. Aynen Eşref. Peki, Ceyhan'a bakın lütfen şimdi. Fakatları ve bu yüzdenleri takip ediyoruz. Değerli arkadaşlar, artık şöyle bir cümle okusan fakatın içini takip etmen gerektiğini hemen anlarsın, doğru mu? İşte insan aktivitesinden korumamız gerektiği modern bir fenomen değil. Fakat at çöpe ön tarafı. Yeni bir çevresel bilinç ortaya çıktı batıda diyor 60'larda. He, bundan sonra ne gelecek abi bu paragraftan sonra? Şu fakatın içindeki bilgi gelecek değerli hocalarımız. Evet, Gamze diyor ki hocam bundan önceki bağlaçlarda başına sonuna bakıyorduk. Şimdi niye ortaya bakıyoruz diye soruyor. Çok sorulan bir soru. Fakatların özelliğinden kaynaklanıyor. However, so, yet, as a result gibi ifadeler bir cümle ve bundan sonra sonucunu getirdiği için biz hep sonuca bakıyoruz. Hep sonuca bakıyoruz. Hep sonucuna bakıyoruz. Yani bağlacına göre muamele çekiyoruz. Tamam mı? E rağmen tırışka bağlaç hocam. Bu sayfalar bir kitaba mı ait? Öyleyse hangisi diyor Ece? Ececiğim, bu sayfalar sadece online ders için yazdığım ve bugün bile geliştirmeye devam ettiğim bir PDF'yi oluşturuyor. Kitap olarak basmayı düşünür müsünüz? Tabii basacağım. Böylelikle şeyde yazık olur. Telegram gruplarında PDF'lerini paylaşıp kahraman olanlar var ya, onlar mahrum kalmasın. Kitaplarımızı alıp PDF olarak paylaşıyorlar. Millet de altına adamsın diye yazıyor ya. Yazık, onlar da paylaşacak, çalacak, kitap bulsunlar diye elbette üretmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Biz herkesi düşünüyoruz. Evet sevgili dostlar. Şu sıfat cümlecikleri, which'ler, who'lar, in which'ler, what'lar, whether'lar veya virgülle sadeleşen ifadelerin ana cümlenin parçası olmadığı, ek bilgi olduğunu biliyor muyuz? Yani bir ana cümlenin sonuna veya ana cümlenin içine serpiştirilen, biraz önce gördüğünüz gibi, which'ler esas hikayeyi anlatmazlar. Bize bir kavram hakkında ek bilgi verirler. Değerli dostlar, herkes A cümlesine bir bakar mı? Ve bana bu cümlenin esas fiilini buluverin lütfen. Esas fiil. Hangisi sizce? Evet. Intelligence'dan sonra gelen which, zekayı veya intelligence, istihbarat demek, bunu anlatmaya çalışan ek bilgi. Asıl söz olarak görülür. Bir ne diyor? Ölçüm olarak görülür. Burada esas fiil olacak. Bu bir çeviri sorusu, o yüzden bu kadar uzun. Olarak görülür diye bitmeyen seçenekte tabii ki doğru cevap olmayacak. Peki, hemen C örneğine bakalım. Şey, Bursa örneğini pardon. Today's urban developments, bugünkü kentsel gelişimler dedikten sonra araya ara söz alıyor arkadaşlar. İşte bununla birlikte tehdit ediyor. Many archaeological sites in Egypt. Tehdit etmesi burada esas mesele. Peki, şu anda İngilizce eğitim aldığını bilen var mı etrafından? Akraba ve gurebadan sevgili dostlar. Ev ahalisinden biri geldi sana C cümlesini ok. Hele bir şurada ne diyor? Bir söyle bakalım, madem o kadar eğitim alıyorsun diye sordu. Devamlı cümle 1 olsun. Most of which 2 olsun. Özetini geçerken hangisini söylersin? Şundan bahsediyor derken. Boş ver which'in içini Muharrem. Çoğu böyle 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 olan diyor. Orası ek bilgi. Esas bölümde sadece şunu demiyor mu? Vücudumuzda 100 trilyondan fazla bakteri vardır. Onu anlatıyor.
Vücutta çok bakteri varmış, onu söylüyor. Der, özetini geçersin hocam. Bundan sonra her ne gelecekse hiç değil. 100 trilyon bakteriyi anlatacak sevgili dostlar. Evet, Eşref Doğan gut ne demek diye soruyor. Eşrefciğim, bağırsak demek. Bağırsak sindirim bölümü. Şu yazdığım deyimi bilmeyen ben der mi? Cesaretin var mı anlamına geliyor. Sindirim cesaret isteyen bir şey olduğu için de have the guts'ın şey olduğunu, yüreğe yettiği anlamına geldiğini konuşmuş olduk. Böylelikle sevgili dostlar, değil mi arkadaşlar? Evet, I have the guts. Yani cesaretim var demek. Hem sindirmeye yarıyor hem de cesaret veriyor. Ben bu konuya niye girdim? Onu da kendi kendime soruyorum tabii yani. Evet, Denizli örneğine bakalım. Sevgili dostlar, cümleler içerisinde aşk, nefret, kin, ek bilgi her şey var. Bana bu cümlenin esas fiilini bulabilir misin? Dur, ben yazıyorum seçenekleri. Venli cümle yan cümle değil mi? Böyle böyle olunca Samuel Morse'u gördükten sonra araya bir de ek bilgi çakmış. İlk duyduğunda he immediately began studying. Hemen çalışmaya başladı. Sevgili dostlar, how'dan sonra o da bir how, which, what, where, bu da yan cümle. Yani bunu etini kemiğini sıyırınca sadece şu kalıyor, görüyor musunuz? Hemen çalışmaya başladı. Ben bunu saniyelerde görüyorum cümleyi okurken. O yüzden de daha hızlı çözebiliyorum sevgili dostlar. Ne yaptı olsa bir ki? Ara bilgiden soru geliyor ama hocam, diyor Akif. Evet, paragraf sorularında ara bilgileri içinde de önemli bilgi oluyor. Ben ise sana şunu göstermek istiyorum. Okuduğun cümlede peşinden ne gelir diye sorulan sorular var ya, özellikle orada çok işine yarayacaktır. Peki. Hepsini tabii ki çözeriz diyeceğim. Ben size örnekler vereceğim sevgili dostlar. Merak etmeyin. Biraz sonra soruları üzerinde göstereceğim size. Hem de son sınav soruları üzerinde. Evet, şimdi sadeleştirme diye bir konu çalışmamız gerekecek. Ben onu kampın bir dersine almayacağım bu konuyu. Bir ek derste yapacağım. Çünkü 3 saat falan sürüyor. Zamanınızdan harcamamak için değerli dostlar. Gaziantep, Hatay, Iğdır ve Jale cümlelerinin ing ve verb 3 ile başlayarak bir yan cümle oluşturduğuna şehadet eder misiniz? Yani bağlaç düşmüş, yan cümle olmuş. Düşünerek sonuçları, muhtemel sonuçları düşünen, düşünmüş olan, düşünülen falan diye gidiyor. Sonuçta bunlar da ana cümleyi oluşturmuyor. Bunların bittiği yer virgülle zaten belli olur sevgili dostlar. Oradan tutarız biz de, devamına bakarız. Sadeleşmiş bölüme değil, esas cümleyi takip etmemiz gerekir sevgili dostlar. Mesela o Samuel Morse'lu cümle bir çeviri sorusuydu. Seçeneklerden birinde ne hale getirmiş seçeneği bir baksanıza. Görüyor musunuz? İlk kez duymuş olan diyor. Samuel Morse dedikten sonra araya ek bilgi getiriyor. Aslında Samuel Morse quickly began studying'e ulaşmamız için biraz ayak bağı üretiyor sevgili dostlar. Yani ing ile başlayıp virgülle ayrılan, verb 3 ile başlayan virgülle ayrılan şey de düşmüş bir bağlaç, bir yan cümle sevgili dostlar. Peki, benden sürekli duyacağınız kritik bir bilgi verebilir miyim size? LY'li sözcükler fiilin parçasıdır. Mutlaka çevrilmelidir fiile beraber. Bunu biliyor muyuz? Her zaman böyle Gamze. Çabucak başladı. Tercüme ederken bakıyoruz ve fiili etkilediği için çok önemli. Hem anlam bakımından hem yapı bakımından LY'li sözcükler mutlaka tercüme edilecek sevgili dostlar. Mutlaka görülecek. Neredeydi o? Mesela burada olduğu gibi sevgili dostlar. Peki. Herkes A cümlesindeki which'in bir kavramdan sonra gelip ek bilgi verdiğini
hatırlamak için bir kez daha bakar mı? Ya da Samuel Morse'dan sonra iki virgül arasında yine ek bilgi verildiğini görüyorsunuz, değil mi? İngilizce'de çok seveceğiniz, tanıyanların bayıldığı, ÖSYM'nin de çeviri sorununda sorduğu bir de ki bu diye bir kullanım var sevgili dostlar. Bunu tanımayanlar ben der mi? Dersin sonunda indiri bir not olarak vereceğim bölüme yazıyorum. Cümle artı virgül which eşittir ki bu ya da bu da so therefore gibi önemli cümle oluyor. Yani herhangi bir kavramın peşine takılan which ek bilgi verirken bir cümlenin sonuna özel isim olmadığı zaman, birini açıklamadığı zaman cümlenin sonuna takılan which bir bağlaç oluyor sevgili dostlar. So gibi. Ayrıca çalışacağız. Sadece ön bilgi veriyorum. Çeviri sorununda sorduğu için. Mesela şu bir çeviri sorusuydu değerli dostlar. Göreceksiniz bunu. Ne diyor mesela B örneğini? A study carried out at the Weill Cornell Medical College has found out how the brain switches between waking and the unconscious. Virgül which ki bu ümit vaat ediyor insanlar için demiş. Ve sadece doğru cevapta ki bu verilmiş. Tanıyan biri görür, seçer, bir sonraki soruya geçer. Ben size bütün örnekleri bir arada getirdiğimde kalıcı olacak değerli dostlar. Sadece şimdi bir giriş yaptım. İki tane which olduğunu hatırlatabilmek için sevgili dostlar. Anlamadım Gülçin. Bir kez daha göstereyim. Bir de aklıma geldi. Gökçe, senin için bir örnek, iki örnek yazdım. Ben, Ahmet olan, yani Ahmet olan ben, seviyorum seni, dedim. Burada ek bilgi olduğunu gördün mü Gökçe? Ara söz, iki virgül, tire, mire falan alınmış. Ama sonu ikinci yazdığım örnekte seni seviyorum ki bu mükemmel diye çeviriyorum. Tamam mı canım benim? Hayır canım örnek olsun diye söyledim. Allah Allah. Sevgili dostlar. Bir 5-10 dakika sonra mola vereceğim merak etme. Bir de iki tane that var İngilizce'de. Biri which'in eş anlamı olan. Bir tane de I know that, he said that gibi noun clause olan yani fiili tamamlayan. It's a fact that ya da see that, say that gibi ifadelerin sevgili dostlar boş laf olduğunu biliyor musun? Teşekkürler Hükü Dağdelen. Şunu demek istiyorum. Bir numara örneği okusanıza bir. Birçok bilim insanı inanıyor ki den sonra sonsuz şekilde bilgi verebilirsin. Neye inanıyor? Tarhananın faydalı olduğuna. İnanıyor ki kara delik yoktur. İnanıyor ki işte astım böyle bir hastalıktır falan. Birçok insan inanıyor ki, birçok insan diyor ki, bir teori bilmem bilmem ne diyor ki, kimse inkar edemez ki, geniş bir bilgi ki lafları bizim için gramer olarak var da anlam olarak boş laf olacak sevgili dostlar. That'den sonrasını takip et. Hangi that'den? Believe that, say that, fact that gibi ifadede bunu takip et diyorum hocam. Mesela 6 numara 6, 7 ve 8 sevgili dostlar sınavdan alınmış cümleler değerli dostlar. Tüm soru tiplerine tabii ki değineceğiz Engin. 6 numaralı cümleyi bir okur musunuz? Are aware farkında bir şekillendiriyor. Shape 2. Bu cümleden sonra ne gelir diye sorsalar biri mi ikiyi mi takip edersin? Verilen boşluğu doldur. 5 seçenekler. Paragrafta nereyi tamamlayacağım? Ya da 1, 2, 3, 4, 5 diye
akışı bozan cümleden nasıl takip edeceğiz? Belgesel film yapıcıları seçeneklerin, pardon, farkındalar ki lafı boş. Seçeneklerinin anlamı şekillendirdiği ise önemli bölüm oluyor sevgili dostlar. Takip edilecek bölüm detin içi olacak. 7 numara bir bakışa bakar mısınız? Çevrenin önemli olduğunu ve konunun akademisyenlerle değil, çevreyle ilgili olmasını hemen anladık mı hocam? 8 numarada. Most consumers recognize that, fark ediyor ki, ha, işte burası önemli sevgili dostlar. Evet, bu yüzeysel temel bilgileri bilmeden arkadaşlar, bunlara dikkat etmeden yapılan okuma oldukça zaman kaybına neden olacak bir okuma oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi normalde bir ara vermem lazım ama söylediklerimi müsaade ederseniz bir 10 dakika sorularla destekleyebilir miyim? Yani kavanozun kapağını takayım şöyle, molaya öyle çıkalım, olur mu? Demir tavında dövülür çünkü. Sevgili dostlar, herkes bir numaralı cümleyi okur mu? Some scholars argue 1. Mostlu cümle 2. Who'lu cümle 3. Esas anlam fiil nerede hocam? Göremiyorsa çık gir hemen Doğukan. Some scholars argue that, ileri sürüyorlar. Tamam. Anlam olarak doğru. Okey. Ana fiil bu. Da anlam neyi ileri sürüyor? Fikirleri ne? Ne demişler? Ona bakacağız. Ha, antik kentlerden kaynaklandığını söylüyorlarmış. Virgül hu'da ne oluyor? Kentler hakkında ek bilgi oluyor. Sonuç olarak benim anlamam gereken, hemen bakıyorum. Ha, kentlerden gelmiş. Tak diye taradım geçtim hocam. Peki. Hemen bu bakışta 2 numarayı okur mu güzel gözlü YÖK Dil Kampı öğrencilerimiz? Experts suggest that. Tavsiye ediyorlar. Neyi tavsiye ediyorlar? Fiile gel. Fiile gel. Fiile gel hocam. Fiile gel hemen. Değil mi? Evet. Bir avuç dolusu bademin her gün bir avuç dolusu bademin, bu uzmanlar acaba Türkiye'de şu anda kaç para olduğunu biliyor mu? Bir çuval pirince denk geliyor. Neyse, artırabileceğini, neyi artırıyormuş? Antioksidan seviyesini artırabileceğini iddia ediyormuş. Evet, almond, badem demek Fatmacığım. Peki. Bu sizce gerçekten bilim insanlarının mı yoksa tüccarların görüşü mü arkadaşlar aslında? Bence de bana da öyle gibi geldi yani. Peki 3 numara kolay. 4'e bakalım. 4 numaralı cümleyi bir okuyup şunun hocam ciğerini söküp getirsene. Ezdi cümle 1. Denli 2. It was 3 oldu sevgili dostlar. Esas takip edeceğimiz anlam neresi? Bu. Olay bu. Böyle böyle olup ondan sonra Avrupa'ya yayıldığı için dönüştü bölümü. 3 numara takip edilmesi gereken cümle olacak sevgili dostlar. Peki 5 numaralı cümle YÖKDİL sağlıktan alınmıştır. Sizce takip edilmesi gereken bölüm neresidir? Anlatıyor da. Nereye anlatıyor? Yaz da göreyim hocam. Fakatın sonrasını takip edeceğiz, tamamlayacaksak cümleyi. Peki, research has shown that'in boş laf olduğunu gördün mü hocam? Araştırma göstermiştir ki, yani, tamam, ne? Ha, esneme gerdirmenin etkisi olmadığını göstermiş değerli dostlar. Yani, tabii ki fakatın içi, bundan sonra ne gelir diye sorulursa takip edilecek. Araştırma göstermiştir ki, bize çok bir şey veren bir cümle değil. Stretching'li bölüme ağırlık vereceğiz. Orayı iyi anlayıp ona göre tamamlayacağız değerli arkadaşlar.
Arkadaşlar, sabahtan beri mır mır anlatıyorsun. Hocam, bana bilgi lazım değil. Puana dönüşen bilgi ver bana. Anlatıyorsun, güzel de. Puana dönüşmeyen bilgi ben ne yapayım diye içinden geçiren? Şimdi beni takip etsin hocam. Bak, kelime eksiğinden dolayı çözemeyebilirsin bazı sorular. Ona benim tabii şu anda yapabileceğim bir şey yok. Ben nasıl çözmen gerektiğini göstereceğim. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Karşınızda duran 2023. YÖKDİL sosyal bilimlerde çıkmış ve fen ve sağlıkta gelecek birazdan. Paragraf tamamlama sorusuna yaklaşımımı lütfen takip ediniz. Önce boşluktan sonrasına bakıp bana bir kopya veriyor mu diye bakıyorum. Şimdi birçok bilmem ne araştırması keşfediyor. Oruç tutmanı falan diye gidiyor. Ha, eskiden başkaymış diye bir lamba yandı bende. Bunu düşündükten sonra boşluktan önceki son cümleyi okuyacağım. İyi okuyacağım. Fasting. Oruç tutmak olduğunu bilmeyen ben der mi? Sabah uyandığında orucu neyle bozuyorsun? Oradan hatırla. Bildin mi breakfast'ı? Kahvaltı kelimesi oradan geliyor hocam. Peki neyse. Ha, bu sağlıkta mı çıktı, özür dilerim. Sağlıkta çıkmış bu. Neyse. Oruç tutmak etkili kilo verme stratejisi potansiyeli var diyor. Ha, olarak is not the first dietary approach. Ba, 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 ba. Ezli bölüm yan cümle diye geçtim oraya. Ha, ilk yaklaşım değil diyor. Okey. Before fasting, oruç tutmadan önce there was caloric restriction or CR. Daha önce böyle bir şey vardı diyor sevgili dostlar. Şimdi şurada bir since var ya. Dalı cümle 1, since'li cümle 2 olsun. Hangisini takip etmeliyim? Fakat olsa but'tan sonrasını takip ederim. Çünkü bizim için ana cümle değil. Since both drastically reduce energy, ikisi de enerjiyi düşürdüğü için, ikisi de enerjiyi düşürdüğü için metotları have much in common. Ortak çok noktaları var diyor. Ortak noktalarını veren doğru cevap olacak yani. Ben o yüzden kardeş gibiler seçeneğini seçmem 3 saniyemi falan aldı sevgili dostlar. Yani benzer olduklarını, ortak noktalarını aramam gerektiğini anladıktan sonra seçenekleri sadece taramam gerekti. Tam göstermiyorum seçeneği, dur şimdi göstereceğim. Yani çözümü ana cümle üzerine kurdum değerli dostlar. Görebiliyor musunuz? In fact, ara söz ya. Aslında ortak çok noktaları var. Böyle böyle olduğu için. He. Bakıyorum A'da ortak nokta veriyor mu? Bıdı 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 bıdı. B'de ortak nokta veriyor mu? Buna ilave eden oruç tutmak çalışılıyor. Supplement, treatment falan filan. Kanser metabolizması. Yok. Kardeş gibiler. Oo. I like it. Peki. Dursun. D'de ortak noktaları var mı? Onun hiçbir zaman olmasa da durumunu koruyor. Önemli bilimsel gelişim. Yok. Peki. Ünlüler, sosyal medya influencerları önemli rol oynadı. Ortak nokta yok. Yüzde 1 milyon C'ye doğru cevap olacak sevgili dostlar. Tabii ki hepsini ana cümleden çözeceğiz vatancım. Elbette öyle. Ana cümleyi takip edeceğiz yani. Sibling de unutursan kardeş olduğunu bizim spalardan, bizim siblingler kelimesini hatırla hocam. Peki. Okey. Evet sevgili dostlar, bir tane daha örnek gösterip mola vereyim isterseniz. Ondan sonra devam edelim. Bu mevzu üzerine gidelim biraz daha. Soru üzerine gidelim yani. Evet. İlk hareket paragraf tamamlamada boşluktan sonra olacak sevgili dostlar.
They are elderly people diyor. Older, elder olmuş. Onların yaşlı insanları diyor ya. Onlarla ilgili iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? Baksanıza bir. Onlar genelde muamele görür. Relatively worthless. Değersiz ve güçsüz diyor. Demek ki ben burada yaşlılarla ilgili, onların yaşlılarıyla ilgili olumsuz bir şey söylemem lazım diyorum. İlk harekette bunu anlıyorum. Sonra parçanın girişine bakıyorum. Birçok kültürde eski bireyleri, toplumlar revere edilir diyor. Revere kelimesinin anlamı bilmiyorum ama tireden sonra anlatıyor. Onlar görülür, bilge, akıllı, öğretmen, lider. Burada olumlu, burada olumsuz söyledi. Peki, in other societies, diğer toplumlarda, evet, iki virgül arasında largely those within the nuclear family bölümü, ek bilgi. Ha, diğer toplumlarda böyle değil diyor. Sevgili dostlar, boşluktan önce o cümleyi iyi anlayabilmek için iki virgül arasını okuduğumu ama çözüme katmadığımı fark eder misiniz? Şu in other societies'de. Durum böyle değil anladım. Birçok kültürde değerliler, birçok diğer toplumda değiller diyor. Gördünüz mü? Yani burada yaşlıların değerli olmadığını anlatmam gerektiğini sağdan soldan anlayıp kıstırdım değerli arkadaşlar. Cevabı Edirne veriyor sevgili dostlar. Bir bakar mısınız? Bu toplumlarda oraya bir gönderme yapıyor. Gençlerin kalitesi, nitelikleri değerli ve yaşlılar cezbediyor, istenmeyen stereotipleri diyor. Yani yaşlılar değersiz görüldüğü endten sonra sona bağlanıp saklanıyor sevgili dostlar. Unfavorable olması bundan dolayı. Aynen öyle. Peki. O zaman mola veriyoruz. Ben soruyorum değerli dostlar. Bizim toplumumuzda yaşlılar değerli mi değersiz mi? Sizce? Bence de öyle. Peki. Ben şimdi 50 oldum ya. Ben yaşlı mıyım? Hayda. Tamam ya. Hadi 10 dakika mola verelim. Meseleye çok takmış durumdayım zaten. 10 dakika sonra görüşmek üzere sevgili dostlar. Sizinle biraz sonra cümle tamamlama, paragraf tamamlama, akışı bozan cümle ve paragraf analizi yapacağız. Ve bunu yaparken bu bilgilere dayalı olarak değerli dostlar. Müzik biter, ders başlar. Böyle düşünülüyordu dedikten sonra bunun düzeltildiğini bilir misin? Eskiden böyle zannediliyor. Until recently eskiden demek. Hemen notlar arasına alıyoruz. It was taught. Ondan sonra dur hatta şu Word'e yazayım, o düzeltiyor bir yandan, iyi oluyor. It was taught. It was believed. Assumed. İşte considered dedikten sonra sevgili dostlar öyle düşünülüyordu, öyle zannediliyordu dedikten sonra artı ya fakat getiriyoruz ya da aslında öyle değildi diye durumu düzeltiyoruz. Yani ilaca dirençli bakterinin şöyle bir sonucu olduğu düşünülüyordu dedikten sonra. Eskiden böyle düşünülüyordu dedikten sonra. İki mi üç mü daha güzel devam ediyor? Baksanıza bir.
Hani kalıbı tanıyan için 3 zaten göz kırpıyor sürekli. Tamam. Ha bunu bilmediğimiz düşünelim. Olabilir. Eskiden bunun varlığının bir fenomenin sonucu olduğu düşünülüyordu diyor sevgili dostlar. Diyelim ki ikinci cümlenin uygun olup olmadığını anlayamadım. Bu durumda ne yaparım? İkiyi okurum. Eğer bu cümle duracaksa bir Because'culu cümleyle mi devam edecek? Şu illness'lı cümleyle mi devam etmeli anlam? İki değil mi? Aynen. İşte ilaca dirençli zincir, bakteri zinciri cevap vermediği için tedaviye. Hastalıklar daha uzun sürer diyor. Peki, üçüncü cümle hastalıkların uzun sürmesini anlatmış mı? O yüzden iki doğru cevap olamaz ki. İki şekilde çözdüm arkadaşlar. İkisini de uygularım yaparken. Yani gördüğünüz gibi sevgili dostlar ana cümle takip etmek çok kıymetli. Ne yaptım? İlk cümlede iki nokta üst üsteyi çok ciddiye almadım. Eskiden böyle düşünülüyordu. Aslında kalıbını biliyordum. Bir üçü bağladım zaten hemen. Ha, bunu bilmeyen birisi olarak değerli dostlar çözüyorum. Eskiden varlığının bir fenomenin sonucu olduğu düşünülüyordu diyor. Birinci cümlede bir fenomenden bahsedildiğini, iki de böyle bir fenomenden bahsedilmediğini, üçte fenomenden bahsedildiğini görürsen zaten bir ile üçü yine bağlarsın hocam. Anlamayan arkadaşlar görüyor mu? Hadi diyelim bir de ikiye bakalım. Şu ana cümle olduğu için hastalıklar daha uzun sürer. 3, 4, 5'te anlatılmamış ki. Yani her şekilde 2 kesinlikle atılacak sevgili dostlar. Hep böyle olur bu. Aynı mesma. Because neredeyse, nerede olursa olsun sümeyi. Her zaman çünkü için anlamında. Hiç fark etmiyor. Şimdi hem ikinci cümleye de ana cümleye baktığımı hem bir de bu fenomen üzerine gittiğimi ve ana cümleye baktığımı fark ettiniz mi? Bana doğru yaptırdı arkadaşlar. Konuyu anladım yani. Uzun sürmesi mi? Bir fenomen mi? 3'e bakıyorum. 3 fenomeni sürdürdüğü için 2'ye hoşça kal diyorum arkadaşlar. Tabi devamını okumak kaydıyla değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 vermiş yine bize. Bu sefer de sosyal bilimlerden gelmiş değerli dostlar. Parçanın ilk cümlesini bir okuyup değerli dostlar. Nereyi takip edeceğimize bakar mısınız? Although Plato is perhaps the most influential philosopher in the Western tradition, little is known about his life with certainty. Yani onun etkili bir felsefeci olması değil, hayatıyla ilgili az şey bilinmesi burada konu. Yani bir numara doğruysa diğer cümleler Platon hayatıyla ilgili bir şeyler bilinmek ve bilinmemek üzerine gitmesi lazım. Değerli dostlar. İki numaralı cümle Platon'un hayatı ile ilgili az şey bilinmesini destekliyor mu? Kontrol. Hayır. Platon'un en büyük katkısı metafizik teori formları diyor ve formlardan bahsediyor. Arkadaşlar. 3 numara 1'e mi destek atıyor? 2'ye mi destek atıyor? Yani 3 numara Platon'un katkılarını anlatıyorsa 2'ye destek veriyor. Az şey bilinmesini bir şekilde anlatıyorsa 1'e destek veriyor. Reading verse, Eşref.
Hüsniye. Ya da gerisine bakın. Katkılarımı onunla ilgili bir şey bilinme meselesi. Evet, katkıları anlatılmıyor. Bu kısmen çünkü o zaman bir kural vardı. Felsefeciler kendi meslektaşları hakkında isimlerini yazmıyorlardı diyor. Bilinmemeye en iyi destek bu derim. İki numarayı gönderirim. Çünkü parçanın geri kalanı da Platon'un katkılarını anlatmıyor sevgili dostlar. O yüzden biri destekliyor diyenler doğru cevabı veriyorlar. Tabii benim yaptığım kadar hızlı sınav yapamayacaksın soru çözerken. Ama bakmayı öğren diye gösteriyorum hocam. Peki. Biri okuduk. Eski Mısırlar icat etti bir takvim. Ondan sonra yarattı hiyeroglif yazı ve geliştirdi papirüs diyor. Bunların ne geliştirdiği, yani eski Mısırların ne geliştirdiğini anlatıyor sevgili dostlar. İkinci cümle, bu cümlenin devamı mı? Tabii, Şeyma. Hepsini göreceksin. Hiç merak etme. Hayır. Mısır'ın zayıflamasını anlatıyor. Peki. 3 numara. Mısırlıların bir şeyi geliştirmesini anlatıyorsa 1'e. Zayıflamalarına destek veriyorsa 2'ye. Gidiyor. Sizce. Son sınav sorusu ya. 3 numara kimi sürdürüyor? Hangisini sürdürüyor? Evet. Peki hemen bir şey soracağım. Situated bölümünün boş laf olduğu Nil ve Akdeniz'in güneyine yerleşik olan Mısırlılar üretti, araçlar da ürettiler. Yine geliştirdiği bir şey olduğu için ana cümle, üçün ana cümlesi birin ana cümlesine yapışıyor. Arada iki numarayı tost ediyor. Geri kalanına bakarsanız da piramit yaptıkları anlatıldığı için zayıflamaları zaten imkansız bir şekilde kalamaz sevgili dostlar. Ne yaptım? Birinci cümlede geliştirdikleri üç şeyi gördüm. Üçte de during bir cümleyi değil de artan şekilde yabancı baskısı altına girdi ki bu onu zayıflattı diyor. Burada geliştirdikleri şey değil Mısır'ın zayıflaması anlatılıyor. Ama 3, 4 ve 5'e bakıldığında zayıflaması değil, yaptıkları işler görüldüğü için tek gözle bile 2'yi işaretlersin hocam. Vessel hem damar demek hem de gemi demek. Also'dan sonrasını neden dikkate aldık diyor. Çünkü situated'lı cümle yan cümleydi. Mısırlılar bunu da üretti. Ana cümleydi. O yüzden. Peki. Sevgili dostlar. Son cümleyi mi okutsam sadece diye düşündüm de şöyle. People have always been curious about social affairs. İnsanlar her zaman meraklı olmuştur sosyal meselelerle. Bununla, bununla ve bununla diyor. Tamam. Tire'den sonraki ek bilgi benim takip edeceğim meraklı olmaları sevgili dostlar. Peki ikiye bakalım. Philosophers and religious authors of ancient and medieval society made countless observations about human behavior. Ben bu soruyu okuduğumda 1 ile 2'yi çok beğenmedim değerli dostlar. İnsanlar her zaman meraklı ola gelmiştir. 2. Felsefe ve dini otoriteler sayısız gözlem yaptı insan davranışı hakkında diyor. 2 numara. 3'ü sürdürüyor mu? Sürdürüyor değil mi?
Bu ilk felsefecilerin birçoğu tahmin etti. Bunu, 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 bunu. Okey. Dört numaraya ne dersiniz? Devam mı? Devam. Yine 19. yüzyılda başlayan önemli Avrupalı teoristler şey yaptı. Gelişimler kaydetti. Bu sosyoloji alanında diyor. Yani 2, 3 ve 4 birbirine bağlı görünüyor. Şimdi sizden bir ricam var. Biri mi atalım, beşi mi atalım? Fark etmez ki Hüseyin Güner, sağlık, sosyal fen olmasa. Sen bakışı kap hocam. Birden Emil Durkheim ve Max Weber'in gelmesi zaten anormal. Ama hadi diyelim ki var da, iki virgül arasında atalım. Hiç karşılaşmamış olmalarının konuyla ne alakası var zaten? Beşi gönder gitsin. Değil mi? Sağlık, ilk başta bir tane sağlık çözdüm ya Recep. Recep Caner. Hocamız. Evet. Sana yedirirler sosyolog deyip. Konu şu. Oldu o. Evet. Kariyerleri kesişse de Emil Durkheim ve Max Weber, ki bunlar iki tane etkili sosyolog. Şuraya kadar boş laf anlatıyorsun. Hiç karşılaşmadılar ve birbirlerinin farkında değillerdir. Cümlesi. Nereye bağlanabilir ki? Konu bu değil ki. O zaman en azından birin gideri var. Niye? İnsanlar her zaman merak ede gelmiştir deyip geçmişten örnek vermiş sevgili dostlar. Peki. Dur. Şuradan örnek getireyim size. Bir de cümle tamamlamada görelim sevgili dostlar. YÖK dili hiç girmemiş olan varsa bilsin, 11 tane cümle tamamlama sorusu var. Yani yarısını veriyor, yarısını da sen tamamla diyor. Yani bir soruda 6 tane cümlecik okuman gerekiyor. Çarpı 11 değerli dostlar. Şimdi böyle bir soru gelse karşına, iki tire arasının atılması gerektiğini, oraya dikkat etmeden çözülmesi gerektiğini biliyor musun? Even though the new methods of Samuel Christian Hahnemann, tire veya iki virgül arası bize onu tanıtıyor. Were initially met with ridicule. Alay edilmiş olsa da devamında sevgili dostlar olumlu konuşmam lazım. They mi he mi? Devamı. Özneye bak. Özneye bak. Samuel'in metotları. Day. Ne kadar kişi yanlış baktı gördünüz mü? Metotları özne. Metotlarıyla devam edeceğiz. Buyurun. Sanık sizindir değerli dostlar. A, B, C, D, E. Sizce gel gel diye çağıran seçenek hangisi? Başta alay edilmiş olsalar da, dalga geçilmiş olsalar da metotları, Ceyhan diyen şakırdatıyor. Ölümüne kadar boş laf kabul edildiler. Başta alay edilseler de kabul edildiler. Doğru cevap oluyor sevgili dostlar. Şimdi ana cümle ve özneyi takip etmenin ekmek yedirişine bir kez daha tanıklık ettik mi sevgili dostlar? Biz Samuel'den bahsetmiyoruz. Metotları alay edilmiş olsa da, metotları kabul görmemiş olsa da sonradan kabul edildi diyeceğiz. Peki, haydi devam ediyoruz. Estağfurullah.
Evet, 25 numara bir tane soru. Fen galiba bu. While Willis Carrier dedikten sonra iki virgül arasına vitesi böyle 3-4-5 yapıp hızlı geçişimi takip eder misiniz? Ki böyle 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 eve ya. Bilinse de klimanın babası olarak Carrier bilinse de buna göre çözseniz de bir. O bilinse de İzleyebilirsin tabii ki Merve. Her dersimiz kayıt altına alınıyor. Neyse, ben size de cevabı hemen söyleyivereyim. A veriyor cevabı sevgili dostlar. Klima ile ilgili süreç ve ürünler tek kişiye atfedilemez. Başkaları da var demenin dolaylı yolunu vermiş. Ama çözümler de ek bilgi içinde değil. Her zaman bağlaçlı bölüm fakat so yet olmadığı sürece yan bilgi sevgili dostlar. Aklınızda olsun. İşte Esra alışmış olmak gerekiyor. Hocam yan cümleye bakarak çözsem ne olur? Bir dahaki kampta görüşürüz Esin. Benim için güzel olur. Hep yanına bak mesela. Ama senin için kötü olur Esin. Allah Allah. Niye yanına bakıyorsun canım benim? Süre biter tabii ki. Peki. Burada önemli bir örnek var mıydı? Sevgili dostlar, şu cümleye asıl fiili cause mu, have impoverished mi? Bir analiz yapar mısınız? Alsace's long history of political insecurity and devastation caused by their two world wars den kaynaklı tek başına bir vörpüç sadeleştirmedir. İki dünya savaşından kaynaklı politik güvensizlik ve yıkımı fakirleştirmiş bölgeyi. Yani sorumuz olumsuz. Eğer because koyacaksam sevgili dostlar o zaman paralellik olacaksa burada da olumsuz olması lazım. Zıtlık olacaksa da ona göre. Hemen A seçeneğinin bağlaç özde fiiline bakıp kabul ediyor musunuz? Rekabetçi olmasa da eksi olsa da eksi olmaz. Peki. Bursa hocam. Dispute çatışma. İken tartışma olmuşken artı olması lazım. Olamaz. Bağlaç özne fiilden karar veriyorsun bak. Ceyhan olabilir mi hocam? Verimli olsa da fakirleştirmiş. Evet. Okay. Annes uyarı yapar, alakasız. Peki. Edirne seçeneği iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlatıyor sizce? İyi bir şey anlatır, nereden anlarız? Great. Preservation. Fertile. Edirne, Edirne. Ekrana yazdığım şey iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Arıyormuş, arıyormuş. Kötü, kötü hocam. Biraz önce %90'ı iyi bir cümle okuduğunu zannetti. Yeni kontrol kazanmayı arıyor diyor. Yani ana fiile iyi bakmazsan birkaç kelimeye bakıp yanılırsın hocam. Lütfen ana fiile destek. Ana fiile iyi bakın sevgili dostlar. Tam rekabetçi olmasa da
Eksi olsa da artı ile tamamlanması gerekirdi Adana. O yüzden eledim çünkü cümle olumsuz. Bursa, çatışma olsa da diyor, olumlu devam etmesi gerekir ama soru olumsuz. Verimli olsa da olumsuz devam etmesi lazım diyorum ve 26. soru olumsuzluk olduğu için kabul ediyorum. Bu şekilde yürüyorum. Her zaman ana cümlenin fiiliyle beraber çeviriyorum. Bu sayede hem doğru yapıyorum hem hızlı yapıyorum değerli arkadaşlar. İşte ben de size bunu tavsiye ediyorum. Tamam mı Muharrem? Peki. Şuradaki soruyu tamamlayın demişler sevgili dostlar. Throughout 1. Ottoman 2. As long as European 3. Nereyi sürdürmeliyim? Throughout the Tanzimat era, Tanzimat dönemi boyunca zaman verdim. Ottoman state believed that, inanıyorlardı ki, boş laf. Sürece diyor. Peki, verilen soru kökü iyi bir şey mi kötü bir şey mi anlatıyor? Ülkelerinin egemenliğine saygı duyduğu sürece Avrupalı güçler egemenliklerine saygı duyduğu sürece devamını olumlu getirmek zorundayım. Şimdi kampa ilk kez katılanlara soruyorum özellikle. A seçeneğinin özne fiiline bakıp iyi bir şey mi diyor, kötü bir şey mi diyor? Kabul müsün, değil misin? O, Osmanlı vatandaşı tolere edemezdi diyor. Olumsuz. Ben olumlu bir şey arıyorum. Peki, Bursa seçeneğine özne fiiline bakıp olumlu olumsuz kabul müsün, değil misin? Önlediler. Daha özne fiilinden doğru cevap olmadığı belli. Ben olumlu bir şey arıyordum. Artı arıyordum. İkisini de fiilden eledim. Ceyhan hocam kabul mü, değil mi? Özne fiil, özne fiil, özne fiil, özne fiil, özne fiil. Neden olumlu arıyoruz? E çünkü soru kökü bize şey dedi. Avrupalı güçler saygı duyduğu sürece dedi. Saygı duyduğu sürece iyi bir şey olması lazım. Fatma. Unfeasible olurdu. Peki. Ciddi vakit kazandırıyor Sedan kesin. Peki. Denizli. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlatıyor? Az veya hiç tehlike yoktu. Olumlu. Peki Edirne iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlatıyor? Arkadaşlar, %100 doğru çözmek istiyorsan buna kendini alıştıracaksın. Cümlenin her yerinden çözmeyeceksin. Önce özne fiil. Tık 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 tık. 5 seçeneğin 3'ünü çok kolay elersiniz değerli dostlar. 20 günde olur mu diyor Eşref. Vallahi olur Eşref. Bunu bakmayı öğrenmek çok uzun bir süre değil. Soru üzerinde analiz yapacağız. Ben derslerde hep size böyle çözdüreceğim. Tamam mı? Sen de buna uğraş. Cevap hiç tehlike olmaması Denizli'de hocam olacaktır. Rica ederim. Kelime eksiği işte Muhammed tek onu ne kadar faydam olur o konuda bilmiyorum. Derste bol 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 tabii ki şey çalıştırırız ama senin de destek vermen gerekiyor. Ders harici soru çözmenizi isteyeceğim sizden. Peki sevgili dostlar. Fen ve sağlık isteyenlere gelsin. Kim istemişti fen sağlık? Bir de evet, şimdi sevgili dostlar. İlk cümleyi bir okur musunuz? Alerjiler 1. İfli cümle 2. Hangisini takip edeceğim?
Olur Alican. Yok Akif, hayır. Son turda çalışmak değil, çözmek lazım. Kelime çalış, soru çöz hocam. İş tut yani. Evet. Şu anda gördüğünüz bu soruyu birçok kişi, belki de yarısına fazlası yanlış yapmıştı değerli dostlar. Alerjiler, birçok diğer durum gibi, boş laf, tend to become worse, kötüleşir. Böyle 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 olursa diyor. Sevgili dostlar, ikinci cümle alerjilerin kötüleşmesini anlatıyor mu? 6 adet çıkıyor Senem. Öyle olacak zaten Alican Bilgiç. Öyle şu anda. Ve bunu yapmadığı için sonradan okunduğunda alerjilerin, sevgili dostlar, kötüleşmesi anlatılmıyor. Okunduğunda görülecek. Uygun olmayan veya abartılı bir reaksiyon olarak tanımlanıyor ve o şekilde de sürdürülüyor. Parçada birinci cümlenin atılması gerektiğini birçok kişi bulamamıştı bu soruda. Niye? Şundan dolayı. Bir de alerjiden bahsediyor. İki de alerjiden bahsediyor. Üç, dört, beş de alerjiden bahsediyor. Ne alaka ya? Olmuştu mesela. Halbuki alerjinin böyle olursa kötüleştiği anlatılıyor. Ve become worse takip edilmeliydi. Ana cümle takip edilmeli böyle bir soruda, her soruda olduğu gibi. 2, 3, 4, 5 bunu yapmadığı için bir numaranın atılması gerekiyor sevgili dostlar. Ayrıca bir sorum olacak. İlk cümleden çok korkar herkes. Bu birinci cümleyi parçanın neresine koyarsan koy olmuyor. Çünkü alerjinin kötüleşmesinden bahsediyor. 3 ise yanlış tanımlanır diyor. Tamam mı? Bir olunca daha zor olmuyor sevgili dostlar. Aklınızda olsun. Bozmaz. O bir detay sadece. Antipatiyi soran var da. Peki. Tabii, önce ikiye bakma tekniğini soran arkadaş var da. Paragraftan örnek almıştım. Evet. Arkadaşlar, YÖKDİL'de çıkmış bir paragraftan örnek getirdim size. Hani şimdi metin okuyacağız da metne bağlı 3 tane soru soruyor filan ya. Bizim yapacağımız şöyle çalışmalar olacak size. Bir, metin cümleyi okuyacağız bol bol. Seçenekleri nasıl eleriz bunu göreceğiz. Bir de soru türlerini çalışacağız. Yazarın görüşü nasıl bulunur? Ana fikir nasıl bulunur? Seçenek nasıl elenir? Şeklinde çok sık çıkan paragraf soru türleri şeklinde bir çalışma da yapıp ona göre sınıflandıracağım size değerli arkadaşlar. Ama bugünkü dersi vereceğim, kelime vereceğim aşağı. Desteklemek için hemen sohbeti kapatayım, dur. Oraya gözüm takılıyor. Okurken nasıl okuyacağız mesela? Arkadaşlar, az önce yaptığımızı burada da yapsanız bir. Aqua Dacti'de Aqua su, Roma'nın 11 tane su kemeri. Cümlenin asıl fiilini buluversenize bir. Yeterince su taşıdı. Şehri besledi falan diye gidiyor. Roma'nın su kemeri, iki virgül arasını geç. Tabii okursun pazarca da. Yeterince su taşıdı diyor sevgili dostlar. However, uzmanlar bölünmüşler. Uzmanların görüşü değil de görüşünün ne olduğu önemli ya. How much water each aqueduct could actually convey? Ne kadar su taşıyabildiği üzerinde şey yapmışlar. Uzlaşamamışlar. Yani anlam bakımından anlamlandırmak için sevgili dostlar, okurken ana cümleyi
yine burada da paragrafta da takip ederiz. Ama 2 virgül arasından paragrafta su gelir, soru gelir mi? Gelebilir. Ama önce ana cümleyi anlayamayan birisine 2 virgül arasındaki ek bilgiyle boğuşturmamak gerekiyor sevgili dostlar. Akvadan su kemer demek. Aynen öyle. Evet. Şimdi göreviniz şu. Kırmızı ile verilmiş ilk cümleyi okuyoruz. Sevgili dostlar, bana bu cümlenin esas fiilini buluverin. Kelimesini buluverin. Şu immigrants'e kadar gelen yere. Hayır, duysal. Throughout history, tarih boyunca, the fertile regions traded at the heart of Central Europe. Verimli bölge. Alman olarak bilinen, evet. Tekrar tekrar göçmen çekti diyor. Yani Almanya'nın nereye yerleşik olduğu değil de has attracted, cezbetmiş olması, göçmenleri cezbetmiş olması burada sevgili dostlar nedir? Esas bilgi. Peki devam eden cümlede with'li cümle 1 olsun, it'li cümle 2 olsun. Esas mesaj with a few natural barriers to the movement of peoples. Az bariyere sahip olan o, çeşitli kültürleri yuvası olmuştur. Ana cümle olacak. Yani metinde ne diyor diye tararken sevgili dostlar, hızlı okuyacaksak veya özet geçeceksek ya da temelini anlayacaksak yapacağımız şey bugün dersin başından beri söylediğim konu olacak sevgili dostlar. Biliyorum sürekli okuma yapmak, cümle analizi yapmak yoruyor sevgili dostlar. Ama bunu en azından bir demoda yapıp mevcut derste zaman kaybetmemek işimize gelecektir. Ara vermeyelim. Bir tane daha küçük metin üzerinde bir analiz yapalım. 10-15 dakika sonra bırakalım arkadaşlar. Olur mu? Pazartesi gün dersimiz tam olarak başlıyor. Orada bağlaç çalışması yapacağım. Cümle tamamlamanın zeminini atıp kelime yüklemesi yapacağım sevgili dostlar. Çarşamba günü TENS'e giriş yapıp yine cümle tamamlama desteği atıp akışı bozan cümle ve paragraf tamamlama yapacağım sevgili dostlar. Aklınızda olsun, oldu mu? Her dersin kayıt olacak. Her dersin, her dersin. Estağfurullah Caner Hocam. Peki. Çok pardon. Şimdi geliyor. Hemen araya ek bilgi vereyim, biraz da mola şeklinde olsun. Bu derslerin bittikten sonra bayağı bir seyahat ettim sevgili arkadaşlar. Özellikle İtalya, Fransa yaptım bol bol. Ve şunu gördüm. Fransız mutfağı diye bir şey adı var, kendi yok. Peki. Sevgili dostlar. Ben bu paragrafı okuma eğitiminin 001 olarak mutlaka kullanırım. Sizden bir şey rica etsem. Bu parçanın ana cümle, ana fiilini bana bulur musunuz? Doğuş demek. Parçanın değil, ilk cümlenin ana cümlesi ve fiili. Ne diyor yani? Kaç kişi bakmış bakalım? 50 tane. Hadi 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 hadi. Since the dawn of civilization, medeniyetin doğuşundan beri. Middle East, Orta Doğu dedikten sonra araya ek bilgi patlatmış. Nerede olduğunu söylüyor. Has been important to large and small powers alike. Büyük ve küçük güçler için önemli ola gelmiştir diyor. Peşinden bir ek bilgi daha verip doğudaki imparatorluktan işte batıdaki imparatorluklara kadar diyor. Ek bilgilerden biz bu cümleyi sıyırırsak Orta Doğu önemli olmuşturdan başka bir şey anlatmıyor sevgili dostlar. Doğudan batıdan bütün güçler için önemli olduğu anlatılıyor. Peki important'ı eş anlam biliyor musunuz?
crucial, significant, vital, critical. Doğru. 74. sorunun cevabı, ilk çağlardan beri, medeniyetin doğuşundan beri, her doğu batı gücü deyip bu cümleye götürüyor. Doğru cevabı, Denizli vermiş ÖSYM. Onu soracağını zaten biliyorum ben. Çünkü önemli olay gelmiştir. Ana fiil, bu cümlede bu bilgi sorulacak. Okurken daha anlarsın nerenin sorulacağını. Onu göstermek istiyorum yani sevgili dostlar. Her bilgiyle mücadele etmeyeceksin. Yan cümlelere bakacağız. Ama Naime sana yandan mı sorar, esas mesajını mı sorar Naime? Tamam mı? Devam edelim. The opening of the Suez Canal. Kanalın açılışı diyor sevgili dostlar. Which transferred maritime travel between added to the European interest. Suez Kanalı açılışı ne diyor? Avrupa ilgisini cezbetti diyor. Peki, which'in içinde bu bir ek bilgi. Güçlü bilgi var mı, yok mu sevgili dostlar? Bak, bu bir ek bilgi. Tamam. İçinde güçlü bilgi var mı, yok mu? Transform ile change arasındaki farkı bilmeyen var mı? Hocam, transform, trans geçiş demek. Kökünden değişmek, tamamen değişmek demek. Çok kötü bir örnek olacak. Özür dilerim ama çarpıcı olsun diye söylüyorum. Gömleğini değiştirirsin, change. Cinsiyetini değiştirirsin, transform. Veya işte monarşiden cumhuriyete geçiş, bir transformation ya da great change değerli dostlar. Tamam mı? Kuvvetli kelimedir. Lütfen aklınızda olsun, bir paragraf içinde güçlü bilgi verilirse buradan soru bekleyeceksin hocam. Yani Süveyş kanalının açılışı herhangi bir change olarak değil, önemli bir dönüşüm olarak verilmiş. Kökten değişiklik olarak verilmiş. Değerli dostlar, bunun sorulacağını ben önceden biliyorum. Nereden? Güçlü kelime olduğu için. Süveyş kanalı açılınca diyor. Doğru cevap Edirne'ymiş. Bir okusanıza. Bunu önceden biliyordum. Yani paragraf okurken bir adım önde olmak çok lezzetli bir şey. Değerli dostlar. Hayır, bu kadar kolay mı değil? Ben gösteriyorum da o yüzden kolay geliyor Zeynep. Yapacağın olay ne olacak biliyor musun? Okuduğun cümlenin neresi kıymetli bilgi? Onu bilerek yürüyeceksin hocam. Devam ediyorum bak. Bölgenin other riches, diğer zenginlikleri also encouraged European intervention and rivalries. Avrupa müdahalesi ve rekabetini tetikledi diyor sevgili dostlar. Bu neden oldu? Şuna diyor. Sevgili dostlar. This resulted in sonuç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu neden oldu? Bir dizi çatışma Osmanlı ve Avrupalı düşmanlar arasında ve finalde çöküşüne ne diyor? Çöküşüne, ilkinin çöküşüne ve Avrupalı sömürgeleşmeye neden oldu diyor. Şey demiştim ya, sonuç önemli diye. Bu neden oldu? Çatışmalara Osmanlı ile Avrupa meselesi. Sonucu gördüğüm zaman ben her cümlede çok değer verdiğim için sevgili dostlar bundan soru gelebileceğini beklerim. Ve Avrupa'nın müdahalesi çeşitli çatışmalara Osmanlı ile neden oldu? O sonuç cümlesi dönmüş dolaşmış bir sorunun cevabı olmuş. Yani dersin başında söylediğim gibi bir sonuç cümlesi görürsen onu takip et hocam. Paragrafta verilirse yanına yıldız at. Ana fiilinin altını çiz. Sana oradan ekmek var çünkü. Peki.
Finale yaklaştık sevgili dostlar. But what added to the Middle East importance in the 20th century? Fakat önemine etki ekleyen, ilave eden şey was oil diyor sevgili dostlar. Petroldü. Ki bu bol miktarda Körfez'de vardı diyor. Değerli arkadaşlar, moreover cümlesi petrolün önemini mi anlatıyor, yeni bir şey mi anlatıyor? Bakar mısınız? Buna ilave dediğine göre bir ilave daha önemi anlatılıyor. Soğuk Savaş'ın stratejik kontekstinde bölgenin jeopolitik önemi sağladı, ilave sebep diyor sevgili dostlar. Peki, 73 numaralı sorunun cevabının sadece moreover içinde kilitli olduğunu görsene bir. Çünkü moreover'dan önce başka bir konu var. Görebildiniz mi? Yani doğru cevabınca petrol, metrol, Süveyş kanalı falan olmayacak. Bu bakışla sizce doğru cevabı hangisi olarak verelim? Edirne değil, petrolden bahsediyor. Şöyle sorayım. Adana mı, Bursa mı? İçinde geri... The geopolitical importance of the Middle East söyleniyor mu? Söyleniyor. İlk kez görüldü, söylenmiyor. Jeopolitik olarak çok önemli olduğu anlatılıyor. Bu yüzden A seçeneği doğru cevap oluyor sevgili dostlar. Neyse. Benim tabii size soru çözdürmekten ziyade göstermek istediğim şey şu. Bu bilgileri bize boşuna vermiyor. Ve 3 tane soru sorulması lazım. YDS'de de 4 tane soru sorulması lazım. Dolayısıyla ana cümlelerdeki en önemli bilgileri soracak bize. Yan bilgi içinde çok önemli bilgi çok nadir olur. Ama siz okurken 11 tane cümle tamamlama, paragraf tamamlamalar, çeviri soruları, metin soruları da hep ana cümleleri takip edin. Puanınız anormal değişir arkadaşlar. Soru çözüm hızınız anormal değişir. Paragrafı okurken daha ne soracağını önceden bilirsin hocam. Tamam mı? Paragraf sorusu çözmeden önce soruları okuyacağız. Sonra metni okuyacağız. Onu göstereceğim size. Güçlü kelimeleri nasıl anlarız? Ya Murat tabii ki bu istiyor. Biraz kelime bilgisi istiyor işte. Important yerine critical mı var? Oo. Ya da change yerine transform var? Bu okumayla ve cümle içerisinde görmeyle ilgili bir şey. Çok okumak istiyorsun yani. Soruma cevap istiyorum. Önce soruları sonra paragrafı okumak nasıl olur? Doğrusu o zaten Büşra. Önce soruları okuyacağız. Sorular bize şeyi gösterecek. Ha, ne soruyor, ne ediyor, ne soracak. Ona göre bakacağız değerli dostlar. Evet. Geldik demomuzun sonuna. Fark ettiniz mi gramer ağırlıklı bir eğitim olmadığını? Her soru türüne nasıl bakılır? Tamam mı arkadaşlar? Çok okuma var çünkü sınavda. Benim sizi burada hızlandırmam sizin işinize gelir. Bağlacı zaten geçen ders bir göstermiştim. Güle oynaya çözeriz. Gramerde sorun yaşatmam size, merak etmeyin. Bana siz de yardım edin. Beraber biz soru çözelim. Hızlı okumayı öğrenelim ve kelime yükleyelim değerli arkadaşlar. İşte Ömer artık kelime seviyeleri fark ediyor. Ben yüklemeler yapacağım ama tek başıma yetemem. Hiç bilmeyene değerli dostlar. Sisteme 2 saat sonra yükleniyor şef dersler. Koçlarla YDS kampını beraber yapacağız Osman. Peki bundan sonra süreç şöyle devam edecek Osman. Derste sürekli soru çözeceğiz. Stratejisini göreceğiz. Onunla ilgili soru çözeceğiz. Ve ben kelime yükleyeceğim size ve soru vereceğim. Bu arada YÖKDİL deneme sınavı hazırladı Akın Dil. Aldınız mı?
Tamam. İndirilebilir olarak ben hazırlatayım. YD senetten indirin arkadaşlar. Size bir SMS atalım, olur mu? Çünkü ilk sınav hazırlandı. Ha pardon, yarın yapılacak sınav. Tamam. YDS.net'ten download edeceksiniz. Cumartesi pazar yapılacak sınav. Download edeceksiniz. Video çözümleri yapıldı. YDS.net ve YouTube'a yükleniyor. Biz hepsini anlatırız size orada. Peki. O zaman hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgili dostlar, WhatsApp değil Telegram grubu açacağız. Orada dosya paylaşımı daha kolay olacak. Size SMS ile göndereceğiz. Pazartesi kampımız başlıyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma olacak dersimiz. 3 gün. D grupları kayıtları da açıldı Can'cığım. Hadi iyi akşamlar. Hata ettiysem affola.